voy. Şoför bey, sizden rica etsem... Aaa! İrdal Bey! Mülay Bey, nasılsınız efendim? Teşekkür ederim. Ne büyük tesadüf, değil ya, mi? Ya, değil mi? Sizden rica etsem, sizi arabaya koyabilir miyiz acaba? Ben bagajı açayım. Aa, bagaj kesinlikle olmaz. Bunlar hayatımda sahip olduğum en değerli şeyler. Arka koltuğa benim yanıma koy. Gözümle görmezsem kesinlikle dayanamam. Peki o zaman, ben yardımcı olayım. Gel. Aman yavaş, aman yavaş. Yavaş. Bir dakika, aman yavaş. Yavaş. Nereye gidiyoruz Mülayim Bey? Anadolu Hisarı. İrdal Bey. Mülayim Bey, Erdal. Neyse ben onu çözerim. Peki çözeriz. 61'den merkeze Anadolu Hisarı'na müşteri aldım, tamam. Anlaşıldı, müşterimize iyi yolculuklar, tamam. Ne yapacaksınız Anadolu Hisarı'nda? Evime. Annemin evine gitmiyorum, yanlış anlamayın. Kendi evime gidiyorum. Aa, öyle mi? Hayırlı olsun. Demek ki sonunda evlendiniz ha? Hayır, henüz evlenmedik. Evimizi yerleştirip öyle evleneceğiz. Nikah birkaç gün sonra. Tabii. En iyisini yaparsınız. Bütün eşyalar gitti. Sadece birkaç tane değerli eşya kaldı. Bu kutuda o değerli eşyalardan bir tanesi. Yandın oğlum Erdal. Artık gidene kadar burnundan geçirir. Aa, ne oldu? Ne oldu? Kedi çıktı önüme. Mecburen frene basmak zorunda kaldım. Ah kedicik. Ne diyeyim ben sana şimdiki ya? İrdal Beyciğim, biraz durabilir misiniz acaba sağ tarafta? Lütfen. Tabii durayım. Ne oldu Mülayim Bey? Ay, Allah'a çok şükürler olsun. Hiçbirine bir şey olmamış. Tamam, devam edebiliriz İrdal Beyciğim. Peki, edelim. Hay Allah'ım, bunun için mi durdurdun beni? Rica edeceğim, çok yavaş gidelim. Ağır gidelim ama temkinli gidelim. Çok yavaş gidemem Mülayim Bey. Trafiği engelledim. Orası da doğru ya. Hay Allah'ım ya Rabbim, şu kutuyu sağ salim bir şey olmadan eve bir götürebilseydim. Çok pardon, bir şey soracağım. O kutunun içinde ne var? Çok merak ettim. Dedim ya, benim için çok değerli olan nadide birkaç eşyacık. Ha, anladım. Yani antika şeyler, öyle mi? Siz benimle konuşacağınıza, önünüze baksanıza. Tamam Mülayim Bey, tamam. Ne yaptınız? Affedersiniz ama yolda kasis vardı. Kastırmayın beni. Laf mı şimdiki yani bu? Daha önceden görseydiniz de frene bassaydınız. Bu kadar zıplamazdık. Durun lütfen. Dur. Oh, çok şükür hiçbir şey olmamış. Devam edebiliriz. Sabır. Her şey geçecek. İşte geldik. Bakın şurası, yeşil perdeli olan yer bizim evimiz. Saadet yuvamız. Evet. Pek şeker. Sizden rica etsem İrdal Bey, kutuyu yukarı çıkartmama yardım edebilir misiniz? Hani tek başına düşürürüm, kırarım diye çok korkuyorum, ne olursunuz. Tabii, neden olmasın. Sağ olun. Yavaş yavaş geldik. O yüzden biraz geciktik Fikriyeciğim. Kutu mu? Ne kutusu Mülayim? Annemden porselenleri mi aldın? İyi yapmışsın. Geç. Hayır. Annene uğrayıp porselenleri almadık. Bunlar benim özel eşyalarım. Çok özür dilerim. Ben ücretimi alıp gidebilir miyim abiciğim? Bir dakika beyefendi. Ne dedin sen Mülayim? Özel eşyalarınla? Evet, kaymaklı kadayıfım. Bak. Bu var ya bu. Bu benim... Bak, göstereyim sana. Bu benim mama kabım. Dikkat edersen köşesi kırık. Mama yerken sinirlenip düşürüp kırmışım. Ya o yüzden saklıyorum. İnanmıyorum Mülayim. Senin eski püskün mama kabını ben evime sokmam, anlıyor musun? Bu ne peki Mülayim? Ne bu?
O benim en sevdiğim ayakkabım. Teki kaybolunca malum giyinemedim. Giyinemediğim için de onu sakladım. Ya bu ne mülayim ha? Ne bu? O gördüğün gibi benim sefer tasım. Çok titiz bir insan olduğum için kantinden yemek yiyemezdim. O yüzden okula yemek götürürdüm. Mülayim, inanmıyorum sana. Peki bunun için ne söyleyeceksin Zeynep? Çok merak ediyorum, ne söyleyeceksin? O özel eşyalarımın en gereklisi. Biliyorsun yangın çok sinsidir. Ne zaman nerede geleceği hiç belli olmaz. Yemin ediyorum değilim. Yemin ediyorum. Aa, bak o benim ilk lazımlık. Bu bir lazımlık. Hayır. Başka hiçbir şey duymak istemiyorum Bilal. Beni anladın mı? Çabuk bütün bunları dışarı atıyorsun. Çabuk. Ama üzüm gözlüm. Üzüm üzüm deme bana Bilal, deme. Çabuk bunları yok et Bilal. Görmeyeceğim bunları, çabuk. Tamam Fikriyeciğim. Hayır. Tamam, sinirlenme. Bir daha beden sizin paranızı vereyim. Yola. Bir de sizden rica etsem. Giderken bunu çöpe atar mısınız? Fikriye'mi üzmektense geçmişimi çöpe atarım daha iyi. Yetersin be, yetersin. Mülayim gir içeri abi, gir. Hayır. Onu sevilen verler, kapat kapıyı abi. Şuraya bak ya, sabahtan beri bir mama kapı, bir tane lazımız da şu. Deli olacağım, Allah'ım deli olacağım. Bu arada benim adım Erzan, Erzan değil, değil.